Kıymetli misafirlerimiz, Uluslararası Kudüs Sempozyumumuzun öğleden sonraki 3. oturumunda Osmanlı Kudüs'ü 2 kültürel mirasımız başlıklı oturumumuz birazdan gerçekleşecek. Oturum başkanlığımızı Diyanet İşleri Başkan Yardımcımız Sayın Profesör Doktor Yavuz Ünal hocamız, konuşmacılar Hasan Muhabibeş hocamız ve yardımcı doçent Doktor Ayhan Işık hocamız, Doktor Musa Surur hocamız ve Doktor Züheyr Graim hocamız bizlere konuşmalarını gerçekleştirecek. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vesselatu vesselamu ala Resulillah. Çok değerli hazirun, günün ilerleyen saatinde inşallah sizi çok fazla yormadan ama ana hatlarıyla zaten sabahtan beri üzerinde konuşuluyor. Osmanlı Kudüs'ü ya da Osmanlı'nın algısında, zihninde Kudüs'ü kültürel mirasımız açısından bir değerlendirme oturumu olacak bu noktada. 4 tane tebliğ sunulacak oturumla alakalı. Vakit biraz ilerledi. Zihinler yoruldu. O nedenle çok fazla sözü uzatmadan ben hemen birinci konuşmacımıza sözü bırakayım. Hasan Muhaybiş, Kudüs Üniversitesi'nden doktor, Kudüs'teki Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesi'ni bize anlatacak. Vakfiyeler bizim medeniyetimizin vakıf medeniyeti olduğunu ve inşa edilen bütün eserlerin de vakıflarla bekasının sağlandığı, hem işletilmesi, tamiri ve ondan istifadeyi mümkün kılan, tarih boyunca mümkün kılan en önemli kurumlar. Bu nedenle Kudüs'teki Kanuni Sultan Süleyman Vakfiyesi ile alakalı çalışmayı üstattan dinleyeceğiz. Tefadlar, minfadık. Tefadlar. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis-i şerifte denildiği gibi Beni Adem, yani Adem oğlu öldüğünde 3 kişi, bütün amelleri kesilir. Sadece 3 şeyden kesilmez. Salih bir amel, salih bir oğlan ve bir hayır işi. O yüzden bu bir mert ve cömert olan ümmet kendi arasında yarışsın hayırda. Özellikle Kudüs gibi kutsal bir şehirde. Bu kutsal şehirde fetih edildiği günden beri Ömer İbn-i Hattab döneminden günümüze kadar burada çok fazla önem veriliyordu bu şehre. Ama bizim tebliğimiz özel bir konuyu aslında ele alıyor. Kanuni Sultan Süleyman'ın vakfiyesi hakkında konuşacak. 1917'ye kadar bu Osmanlı döneminden bahsedeceğiz ama altın dönem için bu 400 yıl için Kanuni Sultan döneminde aslında yaşandı. Yani zaman çok dar. Yani ben bu az zamanda Kanuni Sultan'a veya eşi Hasaki Sultan'dan bahsedemeyeceğim. Burada Kanuni'nin işleri aslında hayır işleri çok yapıtları daha doğrusu çok fazlaydı. Özellikle Kudüs surları ve Aksa'daki ve Kubbetü Sahra Mescidi'ndeki yapmış olduğu yapıtlar da önemli. Bir de sulama kanalları, sebil kanalları ve diğeri ve Davut Hazretleri'nin makamı ile ilgili. Yani bu dönemde çok fazla önem verildi Osmanlı döneminde ama Kanuni döneminde çok çok fazla önem verildi ve altın dönemi yaşandı. Ve biz Kanuni Sultan'ın ve eşinin Hasaki, biz Filistin'de Haski deniyoruz. Siz Hürrem Sultan diyorsunuz sanırım. Kendisi yani sarayın en ünlü kadınlardan bir tanesi. Orada çok yapıtları var. Onlardan bahsedeceğiz. Hasaki Sultan bir imaret orada kurdu. Bir mutfak. Birkaç yüz metre uzaklıkta Aksa'da.
Tabii bu 16. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani buradaki hayır kurumunda bir lokanta, bir de yatakhane, yani yemekhane, yatakhane orada yapıldı ki bunlar önemli. Orada Allah'ın istediği kadar sürede orada devam ediyor bu vakıflar ve hayır yapıldı. Allah'ın inayeti ve izniyle burada 30 köy ve şehir Filistin'de vakfedilmiş bu kompleks, hayır kompleksinde ve hamamlar var bunun yanı sıra. Bu kompleksle, hayır kompleksiyle ilgili ki bedava yemek veriyordu sabah ve akşamda, diyemeyiz ki Kudüs ahalisinin çoğu, yani bunu diyersek abartı olmaz, bu kompleksin hayırından yararlanıyordu ve en iyi yemekler veriliyordu. Bu komplekste bir 30 şehirden ve köyden bahsedersek, mesela Beyt Lahım'da 18 kırattan bahsedebiliriz mesela vakfedilmiş ve Ramle köyünde 10 tane köy mesela. Nablus'ta birkaç köy ve Nablus'ta ve diğer köyler, şehirlerde. Bu hayır kompleksinde çok fazla memur ihtiyacı vardı. 55 tane memur vardı ve başında mütevelli vardı ve kendisi bu işleri yönetirdi. Kompleksin başı sayılır. Genel bir bakış bakarsak, Kudüs'ün yeri, Müslümanların yanındaki kutsal yerinden bakacaksak, Ömer İbnül Hattab döneminden günümüze kadar çok fazla önem verildi bu şehre. Ondan sonra diğer Müslüman padişahlar ve halifeler de tarafından da çok fazla önem verildi. Ve burada hepsi hayırlı işler yaptılar. Yani Kanuni Sultan döneminde de, yani siyasi yönden veya sosyolojik yönden ve ekonomik yönünden çok fayda gördü. Özellikle o dönemde ekonomik olarak bir gelişme yaşandı. Ve burada özet olarak sadece vakfiyesinden bahsedeceğiz. Bu vakıf Filistin'deki en büyük vakfından sonra gelirdi. Halil Haram'ından ve Aksa Mescidi'nin vakfiyesinden sonraki en büyük vakıf gelirdi Filistin'de. Ve Kudüs bütün ahalisi, fakir olsun zengin olsun, yararlanabilirdi ve mücavir dediğimiz komşular da yararlanabiliyorlardı. Onun yanı sıra oradaki memurlar zaviyelerde, tekkiyelerde ve ne kadar memur varsa Kudüs'te onlar da yararlanabiliyordu. Hatta burada Kudüs'ün ihtiyacından fazla bile öğretilirdi, hayır yapılırdı ve başka yerlere, Kudüs'e ve Mısır'a gönderilirdi bu ürünler. Yani burada bu gösterir ki çok fazla hayır vardı. Yani burada ne kadar önem verildiğini gösteriyor Makdis'te özellikle. Halilur Rahman şehrinde de öyle. Burada çok fazla bu ses çok iyi gelmiyor. Mikrofona doğru konuşabilir mi acaba? Orada yakın hocalardan varsa. Yani buradaki tek takiye ve zaviyede orada ve orada çok az hayır yapıyordu. Şimdi bahsedeceğim onlardan biraz. Yani burada bir mescit ve mutfak ve kiler. Ve orada fırınlar vardı, medrese vardı, sebil vardı. Bu kompleks, evet, bu şekilde iyidir aslında. Yani buradaki sultana has bir kompleksti aslında. Burada mutfak vardı, mutfak imaresi. Mescit vardı, okul vardı, medrese vardı, sebil vardı ve 55 oda. Aslında bir otel bunlar, 55 odalık bir otel. Ve bunlar dışarıdan gelen kişilere tahsis edilmiş, Aksa'yı ziyaret etmek kişiler ve orada otele inip orada konaklıyorlardı. Ve burada yemeğe bedava olarak yararlanabiliyorlardı. Ondan sonra başka imareler de, apartmanlar da vardı bunun yanı sıra buna bağlı olarak.
Bundan kim yararlanıyordu? Kudüs ahalisi, memurlar, etrafındaki insanlar, komşular, mücavirler ve makamda Osmanlı makamlarında memur olanlar ve diğer makamlarda, kutsal makamlarda, yani mezarlarda, işte Davut Aleyhisselam, Samuel Aleyhisselam ve diğerlerim. Ve buradaki vakfiye Allah'ın dilediği kadar devam etti. Ama Haski Sultan vefat ettikten sonra ve Süleyman'ın kanunen sevgisinden dolayı Haski'ye karşı ve başka vakfiyeler yaptı. Mesela bazı değirmenler de vakfetti. Ondan sonra başka vakfiyeler de vardı ve vakfiyeleri nereden görebildik? Bazı belgelerde ve şer'i sicillerde görebildik ve Halidiye Mektebesi'nde ve Hazim Hatip Mektebesi'nde de görebildik bunu. Ve bunlar en büyük vakıflardan sayılır Filistin'de. Bu vakfiyeler ne oldu? Herkes biliyor ki 1940'lardan sonra neler oldu. 48'den sonra çokça toprak bölündü Filistin'de ve vakfiyenin çoğu malı işgalci kuvvetlerin kabzası altına girdi. Ve bu işgal altındaki topraklar, vakfiyeler Haski'ye ait olduğundan dolayı biraz sekteye uğradı. Ve özellikle göç yaşandıktan sonra, 48'den sonra, işgalden sonra yararlanıcı kişiler sayısı arttı ama vakfiyenin malları azaldı. Ondan sonra şer'i mahkemelerde geçmeyen kayıtlar ve resmi kayıtlarda geçmeyenler ama geçmeyen başka kanıtlar var ama vakfiyeler arasında da şunu görebiliyoruz başka kaynaklarda. Kıyamet kilisesinin gelirleri vakfiyesi. Çünkü Hristiyanlar geldiklerinde herkes kıyamet kilisesine giren her Hristiyan ister ziyaret olsun, ister ibadet bahanesiyle olsun başına, yani kişi başına para alınırdı ve çıkışta da para alınırdı. Tabii Hristiyanlardan alınırdı. İster bu ziyaret olsun, ister ibadet karşılığı olsun ve bu paralar toplandığında Kıyamet Kilisesi'nde toplanır ve Kur'an okuyuculara verilirdi, kurralara verilirdi o paralar. Ve burada Haski Sultan'ın rubasında verilirdi o kişilere. İster Süleyman makamında ve Davut Aleyhisselam makamında olsun onlar da verilirdi. Haski Sultan'ın vakfiyelerinde bazı köylerde Hristiyanlar da var. Ve onlara farz edilen cizye ve bunlar Haski Sultan köylerine tabi oldukları için toplanır. Ve onlar Kur'an okuyuculara verilirdi. Haski Sultan'ın vakfiyelerine bağlı olarak da Kırmızı Cami Şam'da, yani Şam, yani Filistin dışında da vakfiyeler vardı. Ahmar Kırmızı Mescit ve oradaki toplanan paralardan oradaki vakfiye harcanırdı. Yani bu bilgi yeni bir bilgi aslında. Vakfa ne oldu? İster Haski Sultan Vakfı veya Kanuni Vakfiyesi, burada çok büyük bir bunun mülkiyeti değişti aslında ve burada yani kayıpların mallarına kapıcı olarak ve bekçi olarak birisi duruyor. Öyle bir şey deniliyor. Gaibin, yani kayıp dediğimiz kişiler veya şahıslar veya kurumlar. Ondan sonraki tarihten sonra hiçbir eser yok maalesef. Haski Sultan vakfiyelerle ilgili şu an çok basit bir cüzü kaldı aslında. Ona rağmen burada tekiye var veya imaresi, Haski imaresi ve burada çok az bir şey olsa da veriyor. Şu ana kadar bir çorba dahi olsa takdim edebiliyor. Ramazan'da ise iyi bir yemek, kaliteli bir yemek sunulabildi. Yani konu olarak bu aslında, detaylı olarak da benim tebliğimde bulabilirsiniz. Teşekkürler. Şükran cezil.
İkinci tebliği Ayhan. Yardımcılaşan doktor Ayhan Işık hocamız Karabük Üniversitesi'nden Kudüs Haseki Sultan İmaret Vakfı'nı bizimle paylaşacak. Hocam buyurun lütfen. Ekranı açabilirsek. PowerPoint'i açabilirsek oradan arkadaşlar. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Çok kıymetli misafirler. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tebliğimizin konusu Kudüs Haseki Sultan Vakfı İmareti. Kudüs Haseki Sultan Vakfı'na geçmeden önce vakıftan çok kısa bir şekilde bahsetmek istiyorum. Vakıf kelimesi lugavi olarak durmak, durdurmak, alıkoymak anlamlarına gelen vakıf lafzının bir malın sahibi tarafından dini, içtimai ve hayri bir amaca ebediyen tahsis edilmesidir. Vakfın temelinde Allah rızası, hayır duygusu ve insanlık sevgisi yatmaktadır. Tabii İslam dünyasında vakıf kurma bilinci, daha önceki oturumlarda da kıymetli hocalarımız bahsettiler. İslam dünyasının dört bir yanında bu vakıf müesseseleri niçin kuruldu? Tabii ki bunun arkasında yatan birçok Kur'an-ı Kerim'den ayetler ve Efendimiz'in hadisleri yatmaktadır. Öncelikle şunu diyelim, Kur'an-ı Kerim'de sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça iyiliğe erişemezsiniz ayeti. Yine bunun yanında köle azat etmeden bahseden, yardımlaşmadan bahseden, karşılıksız ödünç vermeden bahseden birçok ayetin olduğunu görüyoruz. Yine Efendimiz'den rivayet edilen bütün vakfiyelerde de ilk baş sırada yer alan Ademoğlu öldüğünde amel defterinin kesileceği fakat sadaka-i cariye, hayırlı bir evlat ve kendisinden sonra faydalanılacak bir ilim bırakan kişinin amel defterinin açık olacağı rivayet edilmektedir. Bu hadis İslam dünyasında Müslümanların vakıf kurmasına temel şiar olmuştur. Vakıf kurmadaki temel amaç geçici olan dünyada hayır ve hasenatın sürekli devam etmesini sağlayarak iyiliğin ebedileştirilmesidir. Tabii vakıf kişinin taşınabilir ya da taşınamaz bir malını hiçbir tesir altında kalmaksızın sadece kendi isteği ve arzusu ile yapılmasını öngördüğü, hayri ve sosyal hizmetlerin yerine getirilmesi için ebedi olarak özel mülkünden çıkarıp öngördüğü hizmete tahsis etmesidir. Çok kısa vakfiyenin kısımlarına değinecek olursak, vakfiyenin tabi dili, türü, içeriği düzenlendiği zamana, mekana göre bir takım farklılıklar göstermekle birlikte umumiyetle bir vakıfta mukaddime, rükün ve hatime kısımları oluşmaktadır. Birazdan Hürrem Sultan Vakfı'ndan da bahsettiğimiz zaman bu özellikle bütün vakıflarda olduğu gibi Hürrem Sultan Vakfı'nda da aynı şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Her vakfiyenin giriş kısmında dünya hayatının fani, ahiret hayatının baki ve dünya nimetlerinin geçici olduğu belirtilerek ahiretin dünyadayken kazanılması gerektiği vurgulanmakta, öldükten sonra da amel defterinin kapanacağı ve kişinin hayır dua ile anılması için vakıf yapmanın son derece önemli ve basiretli bir davranış olduğu anlatılmaktadır. Az önce de bahsettiğimiz gibi Hürrem Sultan Vakfı'nın da girişinde insanoğlu öldüğü vakit amel defteri kapanır. Ancak bu üç şey hariç dediğimiz, bahsettiğimiz hadisin ilk sırada yer aldığını görmekteyiz. Şunu çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz ki Hürrem Sultan'ın bu vakfı kurmasındaki gaye başta bahsettiğimiz Kur'an-ı Kerim ayetleri ve Efendimiz'den rivayet edilen bu kıymetli hadis olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Tabii bu hadis asırlar boyunca da Müslüman topluluklara ilham kaynağı olmuştur. Şimdi hemen vakfiyenin ikinci kısmında da, rükün kısmında da vakfı kuran kişinin ismi açık bir şekilde belirtilir ve nelerin vakfettiği, hangi eserleri vakfettiği
vakıf rükün kısmında vakfın ismi, vakıfın ismi yer almakta ve vakfedilen mallarda ayrıntılı bir şekilde sayımı yapılmaktadır. Hatta vakıfa neler vakfedilmiş ayrıntılı adresleri dahi bildirilmektedir. Sonuç kısmında da bu vakfın kurulmasına şahit olan şahitlerin imza isimleri ve isimleri yer almaktadır. Sosyal, dini, ekonomik ve psikolojik boyutlara sahip olan vakıflarda özellikle dini ve manevi misyonun ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Tabii şer'iye sicillerine baktığımız zaman toplumun 7'sinden 70'ine kadar herkesle ilgili, hemen hemen her konuyla ilgili vakıfların kurulduğunu görmekteyiz. Gerçekten birazcık vakıf konusuna eğildiğimiz zaman belki burada düşünüp aklımıza gelmeyecek, tahayyül edemediğimiz birçok konuda ecdadımızın çok güzel vakıflar kurduğunu görüyoruz. Mesela yaz aylarında kar dağıtan, dağdan getirilen karı fakir fukara için veyahut da Müslümanlar için dağıtan, suyu soğutan, papuç parası veren, yetim çocuklara annelik eden, yuva kuran, evlenecek yetim olan kız çocuklarına çeyiz hazırlayan, bunun yanında tabii diğer hayri hizmetlerde işte okul, medrese, cami yapan, toplumda serbest kalmış olan kölelerin korunması, öğrencilere elbise alınması, onlara okul haçlığı verilmesi gibi daha şu anda belki saymayla bitiremeyeceğimiz çok çeşitli alanlarda vakıfların kurulduğunu görüyoruz. Tabii sadece vakıflar bulunduğu bölgede değil, başta Mekke Medine olmak üzere, Kudüs olmak üzere İslam bölgelerinin bütün diyarlarında vakıfların kurulduğunu ve Müslümanların mallarını bu vakıflara bağışladığını görmekteyiz. Birazcık hızlı geçmek istiyorum bunları. Vakıflar manevi sahayı güçlendirici bir görevde üstlenmiş, vakfiyelerde sürekli Müslümanların dünya malına fazla bağlanmamaları gerektiğine dair mesajlar yinelenerek dünyanın faniliği ve geçiciliği vurgulanmıştır. Şimdi Kudüs ve vakıflarına gelecek olursak, Müslümanların sadece kendi yaşadığı bölgelerdeki kimsesizler için değil, başka şehirlerde de, diğer şehir ve vilayetlerdeki Müslüman halkı da düşündükleri ve onların da derdiyle dertlendikleri ayrıca dikkatleri çekmektedir. Özellikle Haremeyn ve Kudüs fukarası ve talebelerine yardım amaçlı kurulan vakıfların bir hayli fazla olduğunu görmekteyiz. Kudüs'teki hac yolcularına ve Kudüs'teki fakir fukaraya yemek yedirilmesi gibi düşüncelerle de vakıfların kurulduğunu görüyoruz. Haseki Hürrem Sultan Vakfı imaretine gelince, Osmanlı Devleti'nin 10. Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın eşi Hürrem Sultan'ın 1552 yılında Kudüs'te Mescid-i Aksa çevresindeki ihtiyaç sahibi fakirlere yemek dağıtılması için vefatından önce, bir yıl önce yaptırdığı Haseki Sultan imareti de az önce bahsettiğimiz gayelerle yapılmış olan bir vakıftır. Kudüs Haseki Sultan İmareti, Osmanlı Devleti'nin Kudüs'ü himayesine aldıktan sonra burada yaptırdığı ilk büyük Osmanlı hayır eseridir. Öncesinde kıymetli hocalarımız da belirtti. Tabii daha öncesinde bu bölgede vakıfların olduğunu görüyoruz. Medreselerle ilgili vakıfların olduğunu görüyoruz. Fakat imaret noktasında ilk büyük vakıf olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hatta bu tarihten sonra da bu şekilde büyük bir imaret vakfı olmadığını görüyoruz. Vakfiyesi gereği haftada 5 gün iki farklı yemeğin verildiği imarethane 4600 metrekare alan üzerinde inşa edilmiştir. Bugün için binanın alt katı aşevi olarak hizmet verirken üst katı yetimlerin barındığı bir mekandır. Yine binanın sağ tarafında işsiz gençlere meslek öğretmek için bir nevi mesleki eğitim kursu diyebileceğimiz bir atölye yer almaktadır. Bu bahsettiğimiz imarette yaklaşık 406 yıl boyunca Kudüs'teki ihtiyaç sahiplerine yemek dağıtılmaktadır. Ara ara belli dönemlerde bir takım sebeplerle kesintiye uğrasa da bu imaret günümüze kadar fonksiyonunu aynı şekilde işlevini sürdürmektedir.
Tabii burada bir hususa da değinmek gerekiyor. Aşevi sadece Müslümanlara değil, fakir Hristiyan ailelere de hizmet vermekte. Çünkü vakıflar bir insanlığa yapılmış olan bir hizmet olduğu için burada ihtiyaç sahibi Hristiyan ailelerin de istifade ettiğini görüyoruz. Yaklaşık 500 kişi haftanın 5 günü sıcak yemek çıkmakta. Vakfiyesine baktığımızda imarethanenin karşısında bir de fırın olduğunu görüyoruz. İmarethaneden yemeğini alan ihtiyaç sahibi kişiler hemen karşıdaki fırından da o dönemdeki ismi de somon olarak isimlendirilen yaklaşık 90 dirhem ağırlığındaki son pişmiş olarak ağırlığındaki somonu da alır ve yemeğini yerdi. Fakat bu fırın günümüzde kapanmış durumda. Ayrıca vakfın ilk kurulduğu dönemde imaretten yemek yiyenlerin sayısı her ne kadar 400 olarak belirtilse de daha sonraki kaynaklardan da takip ettiğimize göre bu sayının binlere kadar çıktığını görüyoruz. Ve bahsedilen fırında da 2000 ekmek, günde 2000 ekmek çıkartılıyor. Ve şunu da söyleyelim, imaretten yemek alanların haricinde yine bölgedeki fakir fukaraya da hani doğal besin maddesi olarak da ekmek verildiğini görüyoruz. Yani bu vakfiyedeki 400 kişinin dışındaki ihtiyaç sahiplerine de ekmek veriliyor. Hatta bir dönemde cüzdan hastalığı oluyor bu bahsettiğimiz bölgede. Cüzdanlı olan hastalara da yine bu bahsettiğimiz Hürrem Sultan'ın imaretinden yemek ve ekmek tahsisatının ayrıldığını görüyoruz. Tabii şunu da belirtmek istiyoruz. Her ne kadar imaret olarak şöhret bulsa da bu bir külliye şeklinde yapılmıştır. Yani merkezine baktığımız zaman Haseki Sultan Vakfiyesi'ne, Hürrem Sultan Vakfiyesi'ne baktığımız zaman hemen merkezde bir cami-i şerif olduğunu görüyoruz. Nasıl ki dinimizin temelinde namaz ibadeti var ise, cami merkezde ise bu külliyede de yine merkezde caminin olduğunu görüyoruz. Caminin hemen yanında medreselerin yaklaşık 55 odadan müteşekkil medrese odalarının olduğunu görmekteyiz. Hemen caminin yanında da imarethanenin olduğunu görüyoruz. Yine imarethanenin karşısında da fırın bulunmakta. Yine bu külliye içerisinde dışarıdan gelen yolcuların da kalabileceği kervansaray mahiyetinde hanların da yine bu külliye içerisinde bu vakıf çerçevesindedir. Şimdi Kudüs Vakfiyesi dedik. Hürrem Sultan'ın Kudüs Vakfiyesi'ne biraz değinecek olursak nerede kurulmuştur? Azıcık da ondan bahsedelim. Memlükler dönemine ait, daha öncesinden Memlükler yönetimi tabii ki bölgede hakimdi. Memlükler dönemine ait 1388 tarihinde inşa edilen Sitti Tunşuk Hatun Sarayı var. Hürrem Sultan burada vakıf kuracağı zaman bu bahsedilen sarayın olduğu yeri değerlendiriyor. Tabii biraz da öncesinde bir Kudüs'te bir deprem meydana geliyor. Bu bahsedilen yapıların da o bölgede, o dönemde yıkıldığını kaynaklardan görüyoruz. Ve bu bahsedilen sarayın da yıkıldığını düşünüyoruz. Bunun yerine Hürrem Sultan'ın bu yere imaret ve tekkeye dönüştürüldüğünü görmekteyiz. Yine kaynaklardan Hürrem Sultan'ın Mekke ve Medine'de yaptırmış olduğu Mimar Sinan'ın tezkirelerinde adı geçen imaretler zincirinin bir parçasıdır. Hürrem Sultan'ın Kudüs imareti o devirde Kudüs'te işler halde olan tek imarettir. Bu yönüyle de diğer vakıf eserlerinden ayrılmaktadır. Tabii dediğimiz gibi o bölgede başka vakıf eserleri vardır. Fakat imaret olarak fakir fukaranın karnını doyuran imaret olarak tek imarettir diyebiliriz. Daha sonraki tarihte de böyle bir aşevi açılmamıştır. Vakfın kurulduğu mekan kapısında geleneksel Osmanlı mimarisinin motiflerinin görüldüğü muhteşem eser bugün surlarla çevrili olan Eskişehir'in merkezinde Elvat ile Akabetü Takiye caddelerinin birleştiği noktada Haseki Sultan İmareti yahut da Et-Takiyye olarak bilinen ihtişamlı yapıdır. Bugün için dedik, yetim çocukların kaldığı bir yetimhane, meslek edinme kursunun olduğu marangozhane ve aşevi olarak faaliyetine devam etmektedir. Vakfiyeye gelince, vakfiyenin iki vakfiyenin bulunduğunu görmekteyiz. Birincisi Osmanlıca ve birisi de Arapça olarak hazırlanmış iki vakfiye. Osmanlı Türkçesi ile hazırlanmış olan vakfiye ilk tarihli 24 Mayıs 1552 tarihli. İkincisi Arapça olup 18 Haziran 1557
Yani yaklaşık bir 5 yıl sonrasına ait. Bu iki vakfiyede vakfedilen köy ve diğer gayrimenkullerde bir takım değişikliklerinde bulunduğunu görüyoruz. Vakfın gayrimenkullerinin bulunduğu yerler Kudüs, Gazze, Nablus ve Trablusçam'dır. Tabii bu vakıf büyük bir vakıf. Hani yaklaşık 40 civarında köy bu vakfa bağlı. Vakfın mülkleri Şeyh Tutmaç Hanı ve yanındaki dükkanlar, bir arsa, bir kemerli çarşı olarak isimlendirilen Kayseriyetül İfrenç, Sadiye ve Avamit sabun fabrikaları, yine Raşit köyünde su değirmeni, yine diğer Bistanin köyünde yine su değirmeni ve 3 tane yine yel değirmeni, bütün hepsi bu bahsettiğimiz vakfa bağlı. Tabii köyler vakfa bağışlanınca önceden vergi olarak ödenen gelir yüzdesi artık vakfa aktarılmıştır. Bu az önce de dedik, iki vakfiyesi var dedik, bir takım farklılıklar var dedik. Bu saydığımız sabun fabrikaları Kudüs ve Trablusçam arasındaki mesafenin uzaklığı, yol güvenliği ve fabrikanın masraflarının fazla olması sebebiyle bir süre sonra ikinci vakfiyede vakıf mülkünden çıkarıldığını ve bunların yerine de 20 tane köyün vakfiyeye eklendiğini görmekteyiz. Pek çok saray külliyesinden farklı olarak Hürrem Sultan'ın külliyesinin temel öğesi imaret olmasıdır. Bu yönüyle Kudüs'te dediğimiz gibi epey var olan diğer vakıflardan da ayrılmıştır. Vakfiyedeki şartlara gelince 400 yoksul ve dindar, güçsüz ve ihtiyaç sahibi kişiler vakfın imaretinden her gün yemek alacaklar deniliyor. Vakfiyesinde akşam ve sabah olmak üzere fakir, zayıf, biçare ve muhtaçlardan yemekhaneye gelen 400 kişi olarak ve her iki kişiye bir tas yemek düşecek şekilde toplam 200 tas yemek ve her birine de 1.90 dirhem ağırlığında bir somon ekmek vakfedilmiştir. Yani vakfiyede çok detaylı bilgileri de görüyoruz. Yani vakıftan kimlerin istifade edeceğini, yapılacak yemeklerin de ayrıntısına kadar bütün detayları görebiliyoruz. Yine 55 oda dedik, medrese dedik. Medresede kimlerin kalacağı, hangi ilimleri tahsil edeceklerine dair hususlar da yine açık olarak belirtilmiştir. Şöyle deniliyor, bu evkaf cümlesinden bir kısmı da mezkür caminin etrafında bina ettiği 55 odadır. Bunları da dindar müminlerin salihlerine ve muvahhid müttakilerden mücavir olanlara, nefislerini tabiat kirinden temizleyen zahitlere, ahkam-ı şer'iyeyi ihlal etmeksizin şeriat ipine tutunanlara vakfetmiştir deniliyor. Tabii o güne kadar Kudüs'te kurulan en büyük vakıf olma özelliğine sahip, kente komşu olan onla yaklaşık 40 civarındaki köyde dediğimiz gibi bu vakfı desteklemektedir. Yine bunları geçebiliriz. Vakfiyenin içeriğinden azıcık da bahsedip herhalde süremde dolmak üzere, Hürrem Sultan'ın bu vakfı kurmasındaki temel sebep Hazreti Peygamber'in buyurmuş olduğu sadakayı cariye olarak buyurulan hadisi şeriftir. Bunu sözün başında söylemiştik. Tabii burada şunu da söyleyelim. Yine şüphe yok ki sadakaların en güzeli ve meberratın en iyisi yardımı kesilmeyen ve müddeti nihayet bulmayan şeydir ki fani olan dünyanın bekasıyla baki kalacak olan sadakadır. O sadakada faideleri daim ve ihsanları baki olan ve varidatı masraflarına sarf edildikçe ve adı anıldıkça vakıfı ihya eden vakıftır. Yani vakfiyede Hürrem Sultan için bunlar geçmekte. Şunu da tabii söyleyelim, vakfın adı anıldıkça, vakıf için dua edildikçe herkes anacaktır, kıyamete kadar devam edecektir. Vakfiyede de bu şekilde belirtiliyor. Bugün içinde o bölgede herkesin yakın çevrede diyebiliriz ki Hürrem Sultan'ı bildiğini görüyoruz. Yine Hürrem Sultan'dan da vakfiyede şu şekilde bahsediliyor. Cenab-ı Hak ve Subhanehu Hazretlerinin bu şerefli yola sülükü ve bu parlak saadete kavuşmaya muvaffak buyurduğu kullarından biri de İşbu Din ve Şeriat Mecellenin bu muteber ve güzel vesikanın sahibi azamet ve celal tacının incisi olarak devam ediyor. Zamanın Ayşesi, devranın Fatıması, saltanatı zahirenin yaldızı, samet olan Allah'ın
türlü atifetlerine nail olan Sultan Süleyman'ın oğlu Emir Mehmed'in annesi Valide Hürrem Sultan olarak bahsedilmektedir. Yine vakfiyede sözü baştan sözünü ettiğimiz ayetler yine aynı şekilde geçmektedir. Tabii hemen akabinden de bu ifadelerin peşinden Hürrem Sultan'ın Kudüs'teki imareti ve bağlı olan hayır eserleri sıralanmaktadır. Sözün öncesinde de söylemiştik, ilk hayır eseri olarak Cami-i Şerif olduğunu görmekteyiz. Bu caminin kurulduğu yerinde açık olarak adresi de yine vakfiyede belirtilmektedir. Hemen akabinde de bahsettiğimiz diğer vakıf eserleri de tek tek sıralanmaktadır. Bunları da anlattık, geçelim. Vakfın şartları. Tabii vakfın son kısmında da vakıf görevlileriyle vakfın yönetim ve denetimine ilişkin şartlar da yine vakfiyede yer almaktadır. Şöyle geçiyor, zikri geçen imarette cuma gecelerinden başka gecelerde iki defa yağlı çorba pişirilir. Sabahları pirinç çorbası, akşamları bulgur çorbası yapılır. Cuma geceleri ise sabahları bulgur çorbası pişirilir, akşamları ise nefis yemekler hazırlanır. Yani bu cuma gecesine hürmeten o gün daha özel yemekler hazırlanıyor. Bugün için yahni dediğimiz yani etli yemekler cuma geceleri, kandil gecelerinde ve Ramazan'da bu bahsettiğimiz daha güzel yemekler hazırlanmış oluyor. Yine aşure günü de unutulmamış. Aşure gününde de tabii içeride bugün hala var olan 4 tane büyük kazan var. Bu kazanlarda aşure pişirileceği ve Kudüs'teki bütün halka da ulemaya, fukahaya hepsine umumen dağıtılacağı belirtilmektedir. Evet, yine ekranda bir belgede ne kadar yemek dağıtıldığının o dönemden kalma bir listesi. Tabii bunlardan bahsetmiştik, 400 kişi. Bu belli dönemlerde bu sayının çok daha arttığını, yaklaşık 1000'e yükseldiğini de yine Osmanlı dönemindeki belgelerden takip edebiliyoruz. Bunu da geçelim. Halen varlığını devam ettiren imarethanede ilk günkü gibi fakirlere yemek dağıtılmakta ve aynı zamanda yetimhane olarak da işlevini sürdürmektedir. Elvat ile Akabetü Takiye caddelerinin kesiştiği noktada imaretin vakfiyesi ve ilk dönemlerden kalma yemek kazanları Kudüs'teki müzede sergilenmektedir. Osmanlılarda iyilece yerleşen ve külliyelerle en mükemmel şeklini alan bu medeniyet Kudüs'te Haseki Sultan İmareti ile vücut bulmuştur. Vakıflar etrafındaki yükselen bu medeniyetin çok iyi tahlil edilmesi gelecek için sayısız yararları vardır. Bize düşen peygamber mirası olan bu kurumu zamanın ihtiyaçlarına göre yeniden kurgulamak ve zamanın değişen şartları ve ihtiyaçlarına uygun bir şekilde yeniden yapılandırmaktır. Herhalde sürem doldu. Biraz daha anlatacaklarım vardı. Sürem doldu. Fazla uzatmak istemiyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Şimdi Doktor Musa Surur bizlere 19. yüzyılda Kudüs'teki vakıfların mülkiyet sorunu başlıklı tebliğini sunacaklar. Buyurun. Esselamu aleyküm. Selamun aleyküm. Bismillahirrahmanirrahim dedikten sonra başlangıçta bu sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Ve burada salonda sabahtan akşama kadar direnen, duran, Kudüs ehli gibi, ahalisi gibi direnen hazır olana teşekkür etmek istiyorum. Yani her ikisi de bir soğuk bir duşa ihtiyacı var, hem Kudüs ahalisi hem sizlere bu kadar yorgunluktan sonra. Şimdi bizim tebliğimiz şu şekilde olacak. 19. yüzyılda Kudüs'ün vakfiye mülkünün değişiminden bahsedeceğim. Yani biz burada panelden vakıftan bahsetmeyeceğim. Vakıf nedir? Meşruiyeti nereden kazanır? Şartları, koşulları nelerdir? Neler yapar? Onlardan bahsetmeyeceğim. Yani son kişi olarak burada tebliğ sunuyorum. Bir de bak şanssızım, çeviremiyorum hatta.
yani vakıf hakkında genel olarak konuşmayacağım. Burada yani iyisi kötüsünden bahsetmeyeceğim. Burada daha çok çok özet bir şekilde bir spesifik bir konu bahsedeceğim. Yani bir değişim, yani vakfiyenin mülkiyesi hakkındaki değişim, yani vakfiye sahipliği ile ilgili değişim. Yani vakıfın sabit bir mülkü var, sahipliği var. Yani birisi bir şeyi vakfederse, vakfettiği şey artık kendi mülkünden Allah mülküne geçer. Diğer taraftan bu vakıf artık kimseye hibe edilmez ve başka kimseye verilemez. Fakat bu çalışmada şunu göreceğiz ki olan bitenle, yani Osmanlı döneminin Osmanlı'nın son döneminde olan bitenle aslında tam örtüşmüyor. O yüzden buna değineceğim. Yani Kudüs vakfiyelerle çok amir bir ülke, çok fazla mamur bir şehir. Burada Memluklu ve Osmanlı vakfiyeleri var ve bu tabi üst üste gelen vakfiye çalışmaları artan ve gelişen. O yüzden birikim çalışması aslında bunlar ve kapsamlı bir gelişme aslında. Çünkü bu hem sosyal hem de siyasi hem de ekonomik hem de umran anlamında, yani medeniyet anlamında da bir gelişkenlik getiriyor aslında bu vakfiyeler. Ama bu tabi son dönemde azaldı ve şu anda buharlaştı gibi diyebiliriz. Şu anda sadece bir isimlendirmeden ibaret. Yani muhtevasından boş aslında bir isimler. Az önce Gassan Bey'in söylediği gibi Haski Sultan'ın vakfiyesi aslında çok büyük işler yapıyordu 400 yıl boyunca. Yani 2000-3000 kişi yemek yediriyordu, özellikle fakirler Kudüs'te. Ama şu an bir kurum, bir müessese ama ismi var, kendisi yok ve çok fakir bir yer. Yani İslami vakıflar üzerinde özellikle hayır işleri yapan vakfiyeler çok ciddi mülkiyet sıkıntıları var. Bu değişim ya Müslüman olmayan gruplar adına değişti, onların lehine, veya büyük devletler Fransa, Almanya gibi ülkeler adına değişti, veya bazı Kudüs aileleriyle lehine değişti. Yani artık özel mülk oldu. Bu çalışma nereden beslendi? Kaynakları nelerdir? Kudüs Mahkemesi sicilleri. Avkaf, yani Diyanet İşleri Vakfı arşivi. Alman, İngiliz ve Fransız dışları arşivleri. Daha çok arşiv çalışması diyebiliriz. Yani hem Osmanlı hem yerel hem de yabancı arşivlere dayanıyor. Çünkü bu farklı kaynaklardan beslenip karşılaştırma yapma gayreti içinde olduk. Bu görüş ve karşı görüşü almaya çalıştık. Vakıf, Kudüs'teki vakıflar özel özel mülkleri oldu. Yani sultanın girişimiyle hediye ve fermanlar şeklinde ve 1850'de yapılan kanun değişikliği ve 76'da 1876 kanun gereği de, yani andirekt bir şekilde, direkt olmayan bir yöntemle özel mülklere dönüşmesine yol açtı aslında. Ve icaret dediğimiz, yani kiraya vermek, ister bu kısa süreli veya uzun süreli olsun veya başka imtiyazlar şeklinde, hulu, istibdal dediğimiz yöntemlerle. İster bu iş, yani hukuk çerçevesinde yapılsın veya masa altından diyebileceğimiz, yani kanun dışı bir şekilde yapıldı. Sonuç olarak, yani bu tebliğin neticesi değil tabii. Bu şu anda ne oldu? Yani netice olarak ya bu yabancı mülklere geçti, mülkiyetine geçti veya özel mülkiyetlere geçti veya İslami olmayan vakıfların adına geçti. Yani mesela bir Müslüman vakfı, düşünün ki artık bir Hristiyan veya Yahudi vakfına verildi.
Niye değişti? Çünkü niye böyle değişti? Bu değişim, dönüşüm niye oldu? Çünkü burada uluslararası çatışmalar vardı Kudüs üzerinde. Yani uluslararası bir rekabet diyebiliriz ki orada bazı misyoner hareketler veya kurumlar orada mülkler almaya çalışıyorlar. Onların orada toprağı ve mülkiyetleri yoktu ki onlar mülkiyet peşinde koştular. Bu bir yandan, diğer yandan niye özel mülklere geçti? Bazı vakfiyeler geriledi. Özellikle okullar gibi veya tekiyeler, zaviyeler kendi rolünü kaybetti. Niye? Çünkü kendi kaynakları kurudu. Devletin gıyabında artık bu mülkler el konulduğu için bir kaynağı söz konusu yok değil. Bundan dolayı da artık vakfı üzerinden verebileceği bir şey yok. O yüzden boşaltılmış bir vakıf oldu. 19. yüzyılın ikinci yarısında yabancı bir rekabet vardı. Mülkler üzerinde Kudüs'te, çünkü onların basacak bir ayak, bir adım lazımdı, bir toprak lazımdı. Onların dinsel sebeplerine veya hayır sebeplerine veya sağlık sebeplerinden dolayı bahaneler öne sürerek orada ayak basmaya çalışıyorlardı. Ve orada geçici oturum izinleri almaya çalıştılar. Bazı projeler yaparak ondan sonra da daha sonra uzun vadeli hicret şeklinde, göç şeklinde özellikle Avrupa'dan ve Rusya'dan, yani Yahudilerden kurtulmak için Ruslar ve Yahudilerden kurtulmak için onların kendi orijinal topraklarına, sözüm ona, göndermeye çalıştılar. Ve görebiliyoruz ki oradaki uluslararası devletlerin ne kadar güçleri veya nüfusları vardı Kudüs'te ki uzun uzun burçları, kuleleri vardı, binaları vardı Kudüs'te. Özellikle Rusya, Fransa ve Almanya arasında. Buradaki yabancıların varlığı çok önemli bir delil aslında. Bu oradaki mülklerin ve emlakların fiyatları çok yükseldi. Ve burada yabancılar artık kiralama yöntemini de kullanmaya başladılar ve kiralar yükseldi Kudüs'te. Buradaki Kudüslü vatandaş artık kirayı veremez hale geldi. Çünkü yabancılar fiyatları yükselttiler, yükseltmeye başladılar. Kudüs ahalisi o zaman bir yazı göndererek bu durumu protesto ettiler Şam valisine. Çünkü Şam'a bağlıydılar o zaman. Orada yabancılar kiralamanın yasaklanması ve kiranın yükseltmesini engelleyecek bir yazı istediler aslında. Burada iki aşamaya bölebiliriz aslında vakfiyeleri, mülkiyetini yani. 1867'den önceki kanun ve ondan sonraki dönem diyebiliriz. Birinci dönem. Birinci dönem ve buna 1856 yani Humayun hattı dediğimiz artık daha önce izin alarak, yani Osmanlı Devleti'ne izin alarak mülkiyete yol açıyordu veya yol veriyordu. Yani burada tam anlayabiliriz. Çünkü padişah tarafından bir onay gerekiyor. Bunu anlayabiliriz. Burada iki örnek vereceğim. Avrupa arşivlerinden ve onun karşısında olan Osmanlı arşivlerinde. Birincisi bir İngiliz arşivinden Sultan Hamamı, Haski Sultan Vakfı'na ait ve Salahiye Medresesi ve nasıl Fransız mülkiyesine geçti. Ve Sultan Hamamı ve Fransız mülkiyesine döndü ve ondan sonra Ermen Kilisesi, Katolik Kilisesi'ne çevrildi. Bu İngiliz arşivine, Dışişleri Bakanlığı'ndan. Burada ilk defa Sultan'ın hamamı, kadın ve erkek hamamları tabii, Fransız mülkiyetine geçtiğini gösteriyor. Bu 10 sayfasında oluşuyor, İngilizce yazılmış.
Fransız konsolos kendi kendi ülkesine gönderiyor. Orada diyor ki hamamı satın aldı. Diyor ki hamama bakan kişi 15 kuruşla satın aldı ve onun nasıl kanunsuz bir şekilde yapıldığını anlatıyor. Çünkü bu şer'i mahkemede kayıt altına alması lazım. Ama yani masa altında aslında bir satın alma söz konusu oldu. 5000 kuruş ödendi buna. Fransa bunu ödüyor. Yani hamam mütevellisine ve raporda yazıldığı gibi bir altın saat rüşvet olarak bu anlaşmayı tamamlamak için. Yani gerçekten bunu ondan sonra ne oldu onu göreceğiz. Bunu daha çok iyi göreceğiz. Niye Fransızlar elde etti? Dedi ki bu hamamı satın almanın sebebisi konsolosluk binası yapılacaktı denildi. Yani burada Babilvad dediğimiz yolda yeri var bu hamamın. Yani Fransa'nın aslında gerçek değil, çünkü asıl hedef burada diyor bu raporda. Burada bir kilisenin kurulması aslında, yani Kudüs'te olmayan mesela Katolik Ermenilerin bir kilisesi kurulması amaçlıyordu. Yani Fransa bunu yani hamamda bulunan bakır kazanlar satılsa bile 500 kuruştan daha fazla ediyor. Ne kadar ucuza ve bedavaya gittiği aslında gösterir. Hamamın konumu çok stratejik bir konumu var. Bir tarafta saraya hükümet konağı var. Diğer taraftan da konsolosluk vardı aslında. Nemsa konsolosluğu. Ve bu taraftan sarayda, yani hükümet konağında kim giriyor kim çıkıyor aslında kontrol edebilir. Diğer taraftan da oradaki Nemsa konsolosluğunda neler olup bittiğini de görebiliyor. Osmanlı arşivi aslında 20 yıl sonra keşfedildi ki ve göründü ki bir ferman çıkarttı. Ermen Katolikler için orada bir kilise kurulması müsaade edildi. Halbuki onlar erkek, kadın, çocuk 22 sayısı geçmemesine rağmen onlara müsaade edildi. Ki Kudüs'e gelen civar bölgelerden ibadet için onlara bir ibadet yeri olsun. Ve Salahiye dönemi biliyorsunuz Haçlı Sefer'den sonra kullanılan bir vakfiye. Abdülmecid döneminde Fransa'ya hediye olarak verildi. 1856'da bir kiliseye dönüştürmek için. Şu anda da Aziz Hanna Kilisesi olarak adlandırılıyor. Aslında Bizans döneminde bir kiliseydi aslında. Ondan sonra da Meryem anamız evi üzerinde kurulan bir kilise ve ev iddiasından dayanarak aldılar. Burada bir vesika görebiliyoruz. Buradaki satış, burada da Fransız Dışişleri Bakanlığı arşivine görebiliyoruz. Ve burada sağ tarafta Kudüs İdaresi'nin bütün üyesi, Müslüman olsun, Hristiyan olsun, hepsi ikrar ediyor ki bu okulun Fransız mülkiyesine geçip ve bir kilise dönüştürülmesine müsaade ediliyor. Artık bu özel mülk ve burada 14 Temmuz, bu da Fransa İstiklali Bağımsızlığı Günü ve ben sürekli beni davet ediyorlar ki ben Frankfon bir hoca olarak beni davet ediyorlar oraya. Çünkü ben Kudüs'e giremediğim için o katılamıyorum bu 14 Temmuz Zafer Bayramı'na, Fransız Zafer Bayramı'na. Çünkü bir izine ihtiyacım var Kudüs'e girmek için. Ama daha tehlikeli olan hediye aldıktan sonra burada bir kiliseye dönüştürüldü.
Burada konsolosluğun Dışişleri Bakanlığı'na gönderdiği bir yazıda görebiliyoruz ki bu okulu ve onun Selahattin'e önceki neyse onu ona çevirdik. Ve onun etrafındaki ne kadar emlak varsa, arsa varsa ve ev varsa hepsini satın aldık. Niye? Hiçbir ülke, Avrupalı bir ülke bu kiliseye yakın bir emlak, arsa satın almasın diye. Çözüm olarak da Dışişleri Bakanlığı'na bir ferman çıkartıp bu o medrese etrafındaki Kudüslülerin başka bir ülkeye satmasınlar Fransa hariç. Niye? Ki Kudüslü satmak isteyince evi ve emlakını sadece Fransa'ya satabilsin. Öyle bir imtiyaz istediler ve bu neyi gösterir ki Avrupalılar arasındaki rekabeti gösterir. İkinci adım veya ikinci aşama aslında buradaki bir çatışma söz konusu diyebiliriz. 1867-1914'e kadar burada aslında çok rahat bir şekilde emlak sahibi olmaya başladılar yabancı ülkeler. Çünkü kapı açıldı onlara. Buradaki rapor Kudüs'te 1870'te Fransız konsolos kendi Dışişleri Bakanlığı'na gönderiyor. Bu önemli bir nokta, kritik bir nokta. Lütfen dikkatiniz. Yani Rusya şu mülkiyeti var. İşte Avusturya'nın şu kadar mülkiyeti var. Ama bizim sadece bir kilise, yani bir medrese var elimizde. Çözüm nedir? Orada öneriyor ki Fransız hükümeti her Fransızdan bir frankla bağışla bulunsun her Fransız vatandaşı ve bunu ve bu görevi Fransız ümmetinin şerefi ve haysiyetine savunma adına yapsın diye öneride bulunuyor. Başka bir örnek, sanırım son örnek, Salahiye Hanı, Salahaddin Eyyubi döneminde yapılan bir han. Avrupa ülkeleri bunu satın almaya çalıştı. Vakıf mütevellisinden 1870'te de buradaki soldaki Fransız arşivine de bir fotoğraf. 40 tane odası vardı. 100 bin frank bir odası, odasının kirası. Yani 100 bin frank şu an yani 63 bin euroya denk geliyor. Yani 40 oda ne demek? 4 milyon frank. Yani Fransa diyor ki bizim öyle bir paramız yok. Nasıl satın alabileceğiz? Ama ne yapacağız? Diplomatik yollarla, yöntemlerle bu emlakı bedava alabilelim diye. Tabii maalesef böyle de oldu. Başka ülkelere geçti. Son olarak Salahaddin veya Salahi Hastanesi, Bimaristan'ı. Burada Abdülaziz Padişah döneminde Almanya'ya verildi, bağışlandı. Bunu yani Fadi Kilisesi'ye dönüştürüldü. Sadece öyle yapmadı, bir komisyon gönderdi. Burada Alman Dışişleri Bakanlığı arşivi ve arşivinden görebiliyoruz. Buradaki Bimaristan etrafındaki ne kadar mülk varsa hepsi satın alındığı görülüyor. Yani buradaki bazı Makdisi ailelerine sahip olduğu, diğer de Kudüs müftüsüne aitti. Ondan sonra başladı anlaşmalar. Ondan sonra müftü görüyoruz ki bedava bir şekilde veriyor Almanya İmparatoruna hediye olarak ki arandaki ilişkiler iyi olsun diye. Ondan sonra burada vakfiye emlaklarını bedava olarak Almanya'ya verildi. Yani biz çok cömertiz aslında burada gördüğünüz gibi. Buradaki özel mülklerde sıkıntı oluyor. Dediler ki her dükkana 300 kuruş ödeyeceğiz. Her eve de 500 kuruş. Fakat buradaki ahali yani oturanlar reddettiler. Dediler ki kirayı yükseltiriz.
yani 300 bin olur. Ondan sonra 500 de 1500 olur. Burada çok hırs dediler ve o yüzden diplomatik yöntemlerle bunu alacağız. Bütün mülkiyetleri ve bedava olarak sadece tabii bunu da tabii farklı yöntemler, diplomatik yöntemlerle elde etmeye çalıştılar. Son soru. Buradaki uluslararası kurallar, kanunlar ve vakfiye kuralları, bu vakfiyeleri tekrar iade etme, yani eski konumunu iade etme diyebilir miyiz? Özellikle vakıflarla ilgili zaman geçimi ve zaman eskimesi diye bir şey yok. Özellikle bunların, bu vakıfların özel mülklere ve uluslararası mülklere geçmesi mümkün değil. Ve İslami bir vakfın nasıl Yahudi ve Hristiyan bir vakfa dönüşebiliyor? Teşekkürler. Doktor Musa Surur'a bu güzel tebliğinden dolayı teşekkür ediyor ve bugünün son konuşmacısı olarak Mahmut Ensari'yi kürsüye davet ediyoruz. Buyurun. Bismillahirrahmanirrahim. Salatü selam peygamber üzerine olsun. Sevgili katılımcılar, başlamadan önce öncelikle teşekkür ediyorum sizlere. Bu sabır gösterip bu saate kadar kaldığınız için, Kudüs için beklediğiniz için, Filistin davası için teşekkür ediyorum sizlere. İkincisi de başlamadan yine aynı şekilde ben bu sunumun sahibi değilim. Ben sadece okuyucuyum ve Doktor Zuher Günaym adına bu sunumu yapacağım. Bu sunumda Kur'an-ı Kerim Okuma Vakfı ve özellikle 16. ve 15. ve 16. yüzyıllarda Kur'an-ı Kerim okuma hakkında, vakfı hakkında pardon. Eyyubiler zamanında aslında başladı bu vakıf. Sonra Memlükler zamanında devam etti ve Osmanlılar da bu vakıfla çok ilgilendi. Bu vakıf, Kur'an-ı Kerim Okuma Vakfı, Osmanlı sultanları ve siyaset adamları o zamanın Mescid-i Aksa'da Kur'an-ı Kerim'in okunmasına çok önem atfetmişlerdir ve biliyoruz ki Mescid-i Aksa'da birçok zengin kişi bu vakfa destek vermişti ve mesela Hatun Hanım Vakfiyesi kendisi 60 bin dirhem 15 Kur'an okuyan kişiye vakfetmişti ve ben vakıf ismini tam okuyamıyor olabilirim. Çorumlu olabilir mesela. Ve bu Carullah bin İshak Çorumlu 100 bin dirhem vakfetmişti ve aynı şekilde Ahmet Paşa Kudüs'te yine iki tane zeytinyağı atölyesi diyelim. Onların gelirlerini onlara vakfetmişlerdi ve birçok dükkanın gelirini oraya vakfetmişti. Şimdi bu vakfın bazı şartları var. O da şu. Öncelikle biliyorsunuz ki şimdi vakıfta aslında vakfedilen gayrimenkuller icara verilemez, kiraya verilemez ve bazı vakıflar aslında
daha değişiktir. Mesela Sultan Selim'in ve Rabia dedikleri ve Rüstem Paşa ve bu bir tür vakıf ve Kadı Abdülkavi ve Mahmut Bek ve daha birçok yerde. Şimdi bu Rabialar أماكن قراءة القرآن في وأوقاتها وجعلها معظمهم في قبة الصخرة جامع الأقصى كما جعل البعض الآخر القراءة Şimdi Kur'an-ı Kerim sadece tabii ki Mescid-i Aksa değil, aynı zamanda mezarlıklarda ve özellikle kutsal yerlerde Mescid-i Aksa'da, şimdi Kubbetü Sahra'da mesela oraya baktığımızda birçok vakfeden kişi Kubbetü Sahra'da olmasını istemiştir. Sultan Süleyman mesela her sabah ve her ikindi namazı sonrası Kur'an-ı Kerim okunmasını istemiştir. Ve Hatun Hanım öğle namazından sonra, Rüstem Paşa sabah namazından sonra, Ahmet Paşa her cuma gecesi ve özellikle kıble kapısında ve her kişi, her vakfeden kişi, mesela Hacı Mustafa yine sabah namazından sonra okunması, Şeyh Ömer bin Şemseddin de ikindi namazından sonra Hıtta kapısının yanında Ebu Abdullah Muhammed Şemseddin Kinani bazı Mescid-i Aksa'nın bazı köşelerinde vasiyetleri olmuştur Kur'an-ı Kerim'in okunmasına dair. Ve türbeler mesela orada bazı türbelerde özellikle Mescid-i Aksa'nın avlusunda Mescid-i Aksa'nın emirlerinden bir tanesi, pardon, Osmanlı emirlerinden bir tanesi türbelerde okunmasına istemiş ve Yahya bin Şihatir mesela herhangi bir yerde okunmasını istemiş. Şihabuddin Ahmet el-Yemenli Eddari her gece okunmasını istemiş. Orada soru var. Şimdi hangi sureler okunuyor ve vakıf eden kişi nerelerde ne okunmasını istemiş? Mesela şimdi bazı yerlerde, şimdi birçoğu vakfeden kişilerin aslında bir sure, yani mesela Enfal suresi veyahut da Mu'avvizeteyn veyahut da Fetih suresi veya İhlas suresinin okunması veya Enfal suresi ve bazı vakfeden kişiler güzel kıraata, tecvide önem vermişlerdir ve bazıları çok da bunu önemsememişlerdir. Bazıları yüksek ses istemişlerdir. Şimdi Kudüs valisi her gece 6 okuyucuya Kehf ve İhlas ve Muavviziyeteyn ve Burde El-Busayri'ye bir okuma vasiyet etmiştir. Sadece Kur'an-ı Kerim'le okumakla kalmamışlar ve aynı şekilde dua etmişlerdir ve bunlar Allah'ı hamdü sena edip onun isimlerini tekrar etmişlerdir ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve onun akrabalarına ve ehli beytine dualar etmişlerdir ve kıraat vakfıyla alakalı sayılar kaç kişiydi bunlar? Bu sayı bir vakıftan diğerine değişiyordu ve özellikle vakıf kişi ve mali gücüyle orantılı olarak değişiyordu. Şimdi bazı vakıflarda
bir okuyucu varken bazılarında 15'e varmış, bazılarında da 26 okuyucuya kadar ulaşmıştır. Bazılarında 100 okuyucuya ulaşmıştır. Ve bazı tabii ki özelliklere haiz olmaları istenmiştir. Özellikle dindar olmaları ve bu insanların günahlardan uzak bir hayatta sürmeleri ön koşulu getirilmiştir. Şimdi bir kârı ve bir okuyucu vefat ettiğinde kendi yerine başka bir okuyucuyu vasiyetle yerine getirebilir ve birçok vakıfta ve birçok yerde aslında okuyucular bu görevlerini aslında yerine getirmişlerdir ve kadı bazı şimdi görevleri değiştirebilir ve böyle bir yetkisi vardı. Şimdi mütevelli heyeti vardı ve bu mütevelli vakfın işlerini yürütür ve okuyucuların işlerini yürütürdü ve şimdi bazıları vakıf mütevellileri çocuklarına miras bırakmış bu görevi. Bazıları ise başka kişilere. Mesela okuyuculardan olmadığı zaman veyahut da birine gelmediği zaman yoklamayı alacak olan bir kişi vardı. O vakfeden kişinin şartlarından biri de bu oluyordu. Bu vakfiyelerden bazılarında yine aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'in cüzülerini dağıtan bir kişi oluyordu ve bu cüzleri okunup okunmadığını kontrol etmesiydi. Bir tane de muhasebeci vardı. O da gelirlere bakardı ve Kur'an-ı Kerim'le ilgilenen ve mumcu vardı. Mumların yakılmasıyla ilgilenen kişi ve katip aynı şekilde katiplere yani sicilleri tutan ve bu cüzlerin okunduğuna dair tutanak tutan kişi. Ve son olarak vakıf, Kur'an-ı Kerim okuma vakıfları, iktisadi hareketin hareketlenmesini sağlamıştır ve aynı şekilde sadece manevi bir özelliği değil, sadece maddi bir özelliği de olmuştur. Zuhair Ganaim adına bunu okudum size. Çok teşekkür ediyorum. İyi bir dinleyici kitlesine hitap ettiğim için şanslıyım. Teşekkür ediyorum. Sempozyumumuzun son oturumunu tamamlamış bulunuyoruz. Derhal katılımcılarımıza plaketlerini ve katılım belgelerini vermek üzere Ümraniye Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Özdemir Hocamızı buraya davet ediyorum. Madem Yeni Hayat Burak Derneği Başkanımız buradalar. Evet, buyurun. Kıymetli misafirlerimiz, Uluslararası Kudüs Sempozyumumuzun ilk gününü tamamlamış bulunmaktayız. Yine bir fotoğraf ve arkasından Kudüs ziyareti çekilişimizle bugünü tamamlamış olacağız. Yarın yine sabah 9.30'da oturumlarımız başlayacaktır. Tüm misafirlerimizi yarın da sempozyumumuza takibe davet ediyoruz. Aynı zamanda Kudüs çekilişlerimiz de yarın devam edecek. Şimdi bir Kudüs çekilişimiz var. Evet başkanım. Yani ismi çıkacak kardeşlerimiz kadar biz de mutlu oluyoruz yani. Çok keyifli bir işmiş ya. Bunu devam ettirmemiz lazım. Hadi bakalım. Bence buraya bir alkış lazımdı yani. Evet, bismillah diyoruz şöyle. Kimin poşeti kaldı? Cevat Cebir. Burada mı? Cevat Cebir yok. Peki. Müjdeleyin Cevat abi. Cevat. Bizim herhalde.
Bismillah diyoruz. Mehmet Türk. Mehmet Türk. O da bizim personel. Değil mi bu? Serkan Çelik. Serkan Çelik. Mehmet Nimet Ayaz. Sen iyi tanırsın ama. Personelden kalsaydı şimdi hoş bak. Ayşe Demir. Ayşe Demir. Hadi bakalım. Thank you.